lerden Türk Ticaret Kanunu uygulamalarını benimsemelerini ve buna uygun finansal tablo hazırlamalarını bekliyoruz. Yapabilirler mi? Yapmaya istekliler mi? Yaptıkları zaman ne olur? Evet, şeffaflık olur. Standartlar bardaktaki su gibi olacak tablolarınız diyor. Dışarıdan bakılacak, içi görülecek, duvarları kaldıracaksınız. Buna uyduğumuz zaman maliyetleri KOBİ'lerin artacak. Artan bu maliyetleri acaba azaltmak için devletin vergi yüklerinde, sosyal güvenlik yüklerinde bir azaltmaya gitmesi düşünülecek mi? Bu da olayın başka bir boyutuyla incelenmesini gerektiren yön. Ben bu konferans salonunda öğrenci oldum. 1963 yılında öğrenciydim. Rahmetli Ekrem Özaslan, Özelmaz hocamız bize kıyasi maliyetleri öğretirdi o zaman. Şimdi KOBİ'lerin küresel ortamdaki durumlarında kıyasi maliyetlerimiz ne olacak? Devletin bu maliyetlerle ilgili çalışması ne olmalı? Bunun da bir ayrı inceleme konusu yapılmasını arzuluyor. Ekonomiye etkisi tabii sonuçta ortaya çıkacak. Konunun Türk ekonomisine etkisi diye de başlığı var. Bu ekonomiye etkisini kimler inceleyecek? Haliyle ekonomistler, iktisatçılar. Ama gelin görün ki iktisatçılarımızdan Türk Ticaret Kanunu acaba Türk ekonomisine ne getirir, ne götürür? Küresel ekonomide yerimizi nasıl etkiler? İhracatımızı nasıl etkiler? Geriye doğru maliyetlerimizi nasıl etkiler? Rekabetimizi nasıl etkiler diye herhangi bir faaliyet, hareket ben bugüne kadar görmedim. Belki bizim görevimiz iktisatçılara da bakın bu konuyu da inceleyin. Bizim konumuzu aşar, bu sizin konunuzdur. Bizi siz aydınlatın. Topluma karşı bu görevinizde yapın demek durumuna gelebiliriz. Geçen hafta Sayın Bakan Yazıcı'nın da katıldığı toplantıda mükelleflerle ilgili görüşmeler yapılırken mükellef dinleyici var mı diye bir söz geçti ve birkaç kişiden fazla değildi. Söylemek istediğim şu, yeni ticaret kanunu uygulamasında mükellefler yani ticaret şirketleri kendilerini sanki bu oyunda seyirciymiş gibi görüyorlar. Halbuki asıl oyuncu onlar. Yeni ticaret kanunu onlara yükümlülük getiriyor. Bunları yapın, bunları yapmayın diye. Onları da artık seyircilikten çıkarıp oyuncu hale getirmeye başlamamız gerekir. Yeni ticaret kanununu inceleyen, didikleyen benim gördüğüm tek bir örgüt kalıyor. Meslek mensupları örgütleri. Bugün de öyle, geçmişte de öyleydi. Bakalım gelecekte nasıl olacak. Hep meslek mensupları ticaret kanununun getirisini, götürüsünü inceliyor. Halbuki el birliğiyle herkesin bu konuyu incelemesi lazım. Denetim standartları diyoruz, daha denetim yetkisini kimin vereceği tam ortada değilken bile meslek kuruluşları, İSMO başta olmak üzere, denetim ile ilgili eğitim programları ilerletiyor. UFRS'ye geçişle ilgili eğitim programları geliştiriyor ve bunları yapıyor, yaygınlaştırıyor. Kim bunlara yapın diye söylüyor? Hiç kimse. Tamamen bir öngörü
istek, azimle bunlar yapılıyor. Belki yarın diyecekler ki sizin yaptığınız bu eğitimler hiçbir işe yaramaz. Biz sizin eğitimlerinizi kabul etmiyoruz, sertifikata vermiyoruz, yetki de vermiyoruz. Ama önemli olan yetki alıp almamak değil, konuyu öğrenmek. Ve bunu da yine meslek mensupları çok rahatlıkla ve isteklilikle yapmaktadır. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Ticaret kanunu uygulanacak. Ertelenmesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten ertelensin diyenler genellikle bu işin uzağında olan, ne getireceğini, ne götüreceğini tam kestiremeyen, kulaktan dolma bilgilerle itiraz eden kişiler. Bizim amacımız dernek olarak da, meslek mensupları olarak da nasıl uygulanacağını, iyi şekilde nasıl uygulanacağını düzenlemek ve onlarla ilgili çalışmalar yapmak. Son söz olarak şunu söylemek ve bitirmek istiyorum. Ticaret kanunu güzel kişileri kurumsallaştırıyor, bu ülkeyi getiriyor, şeffaflaştırıyor. Biz de mesleğimizi gençleştirmeliyiz. Ben 66 yaşına geldim. Salonda yaş ortalamamız yüksek gibi görünüyor. Gençlerimiz nerede? Gerek bu tür toplantılarda, gerek başka tür toplantılar olsun, buralarda, nerelerde. Ha, eğitim olduğu zaman da hep gençleri görüyoruz. Ben birkaç eğitim programında bulundum. Gençler çok hevesli, istekli ve zar zor ayırdıkları zamanlarda da bunları alıyorlar. Ama muhasebe uzmanları derneği olarak profilimizin gençleştirilmesini bir dilek olarak ben yönetime huzurlarınızla iletmek istiyorum. Derneğimizin kurucularından, emeği geçmiş olan arkadaşlardan, ahirete intikal edenlere bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Aysan Hocam başta olmak üzere sağ olan bütün mensuplara da sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Toplantının başarılı, verimli geçmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocama plaketlerini vermek üzere TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Nail Sandık'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli konuklar, şimdi bir başkanımızı daha davet ediyorum. Sayın Emine Mali Müşavir Muhlis Selçuk Üstadım. Buyurun Üstadım.